Sana söz çiftçi kardeşim. Kırsalda çalışan her kadının ve her gencin sigorta priminin devlet tarafından ödenmesini sağlayacağım. Sana söz, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Sana söz. Bakalım bize neler söyleyecek, neler anlatacak. Günaydın. Günaydın. Hayırlı uğurlu olsun önce. Teşekkür ederim hepimize yeni seçim dönemi. Ve sizin adaylığınız. Peki. Teşekkürler. Şimdi, evet, nereden başlayalım? Önce ya tabii size ve sizin adaylığınıza geleceğiz. Ama sizin bir gazeteci ve yazar kimliğinizin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla önce Diyarbakır'da ne gördüğünüzü bize bir anlatır mısınız? Ne var mesela? Şu andaki hava nasıl? Bütün siyasal partiler açısından, bütün herkes açısından ne görüyorsunuz? Evet. Diyarbakır'a 13'ünde geldim. 13 Nisan tam da seçime bir ay var, bir aylık bir zaman. Çok sıkı bir tempoyla herkes seçime dönük çalışıyor. Siyasi partilerdeki tablo bu. Her yerde seçim büroları açılışları var, halkla buluşmalar var. İşte tabii ki Ramazan ayına denk geldiği için iftar sofraları var. Gerçekten de Ankara'da olmayan türden bir coşku var. Her defasında seçime böyle bir coşkuyla gidiliyor olması da bana çok hoş geliyor, çok ilginç geliyor. Çünkü çok zor koşullarda yaşayan bir halktan söz ediyoruz burada. Buna rağmen hep bir umut, hep bir böyle coşkuyla bu seçimlere hazırlanıldı. Bu 7 Haziran'dan bugüne hatırladığımız önceki seçimler de var tabii ama esas olarak oradan bugüne hatırladığımız bir heyecan aynıyla karşımıza çıkıyor. Çok coşkulu açılışlar, karşılamalar yapılıyor. Yeşil Sol Parti adına büyük bir umut var. İşte 12 vekilliğin 12'sinde de iddialı olma hali var. Ama bütün diğer siyasi partilerde de muhtemelen bu yönde bir şey vardır. Kendi adlarına bir temenni vardır. Tabii Diyarbakır'da hep çok sayıda vekil çıkarmış bir parti söz konusu olunca bu umut da daha böyle ayağa yere basan bir umut gibi görünüyor. Şimdilik böyle söyleyeyim. Evet, peki yani Ankara'dan daha renkli olduğu kesin her tarafın. Evet. Hakikaten yani Ankara belki de tarihinde ilk defa böyle bir aslında insanların dikkat ettiği şöyle bir şey de var. Daha doğrusu dile getirdiği işte çok sönük geçiyor bu seçim dönemi. Türkiye geneli için. Siz de aynı görüşü paylaşıyor musunuz? Yani sizce de daha önceki seçimlere göre daha sönük, daha soğuk, daha renksiz mi? Aslında sönük ya da renksizden öte müthiş bir kaygı var diye düşünüyorum. Hep böyle bir yandan aslında Türkiye genelinde de büyük bir umut var. Bu iktidar değişecek. Bunun değişimine ilişkin çok güçlü bir istek var. Ama bir yandan da tabii ki bir geçmiş tecrübemiz var. Seçim dönemleri yaklaşırken yaşanan şeyler var. Seçim ve sandık güvenliğine ilişkin endişeler var. Fakat buna dönük de çok güçlü çalışmalar var biliyorum. Hani Millet İttifakı içinde CHP'nin bu seçim sandık güvenliği konusunda yaptıklarını biliyorum. Genel olarak bütün partilerin yaptıklarını biliyorum. Ama buna rağmen de o kaygı herhalde başımıza o kadar çok musibet geldi ki kaygı atılamıyor. Atılamayınca da o coşku çok görünür bir hal almıyor. Yoksa ben hiç kimsenin bu seçimi böyle bir rahatlık içinde ya da ne bileyim bir kayıtsızlıkla izlediğini düşünmüyorum. Bunu kendi kişisel etkileşimlerimizden, sosyal medyadan görüyoruz. Herkes bütün hayatını sanki bir milat gibi bu 14 Mayıs seçimlerine endekslemiş. Herkes bekliyor. Bir sönüklük değil yani bu anlamda da bu gördüğümüz şey bence. O bekleme hali çok çok büyük bir değişiklik arzusuyla bekleme hali sanırım her şeyin önüne geçiyor Batı'da. Evet. Peki seçim çalışmaları her parti için başladı ve Yeşil Sol için de aynı durum geçerli. Sizin nasıl gidiyor çalışmalar? Yani çok halkla temas kuruyor musunuz gerçekten böyle tam? fazla bir o tam işareti tam öyle sarmaş dolaş bir temas hali de var. Çünkü çok çok güzel karşılıyorlar burada Yeşil Sol Parti adaylarını. Buraya işte 13'ünde akşam saatlerinde hatta hemen Diyarbakır'a gelemedim uçaklarda yer bulamamıştım. Mardin üzerinden geldim o yüzden de biraz geciktim.
Geldim ve hemen havaalanından açılışlara katıldım. Yani gece 11'e kadar çalıştık. O gün bugündür de sabah çıkıyoruz. Bir günde bazen 3 ilçeyi gezerek, esnafı ziyaret ederek, bürolar açarak gerçekten çok yoğun çalışıyoruz. Ve bu çalışma sırasında da 7'den 70'e. Küçük çocuklarda bile böyle çok tuhaf bir ilgi var. Tuhaf demeyeyim de güçlü bir ilgi var gelen vekil adaylarına, Yeşil Sol Parti'nin işte il teşkilatından isimlere, herkesle çok yakın bir temas var. Sohbet imkanı oluyor. Açılışları öyle kısacık açıp açılış yapıp gitmek şeklinde de yapmıyor Yeşil Sol Parti. Sandalyeler oluyor, her defasında oturuyoruz, sohbet ediyoruz vesaire. Yani o bir büro önünde açılış yapıp kurdeleyi kesip kaçmak biçimde değil, genişçe bir zaman ayrılıyor her yere. Çok yoğun bir faaliyet var. Tabii bizim açımızdan bir de bir Yeşil Sol adını duyurmak meselesi var. Hani duyurmak derken buradaki tabanın, seçmenin hiç böyle bir ihtiyacı yok aslında. Onlar her şeyi o kadar çabuk öğrenen ve gereken pozisyonu alan bir taban. Çok güçlü bir politika ilgileri, çok güçlü siyasete bu anlamda. Ama yine de Yeşil Sol Parti yeni bir isim. Dolayısıyla önce onu duyurmanın şeyi içindeyiz aynı zamanda. Bunu sık sık tekrar ederek vesaire. Ama o buluşmalar çok hakiki gerçekten, iyi ifade ettiniz. Evet. Peki sizin kişi olarak veya değinmek isterseniz aynı zamanda partinin diğer adaylarının ve kurmaylarının halka yönelik dile getirdikleriniz neler, öncelikleriniz neler? Ya ben daha çok kişisel olarak söylemek isterim. Evet. Ama aşağı yukarı hepimiz aynı biçimde konuşuyoruz diye düşünüyorum. Burada tabii işte Kürtçe seslenen var, Türkçe seslenen var. Hani Türkçeli bir ölçüde çok az da olsa anlayabiliyorum ama bir biçimde biz sohbetlerimizde de bunu gözleme imkanımız oluyor. Dinlediğim bütün konuşmalarda da kendimdekinde de ortak vurgu sahiden de bu son 20 yılın gerçekten giderek bir zulüm 20 yılı oldu. Her anlamda, ekonomik, sosyal, politik anlamda böyle büyük bir baskı altında toplum. Ağzını açmaktan korkar hale getirilmiş bir toplum neredeyse. Muhalefet etmek başlı başına bir neredeyse terör faaliyeti olarak kodlanmaya çalışılıyor AKP, MHP iktidarı tarafından. Ve bunun, yani bu muhalefeti silmek arzusu, buna dönük bu güçlü baskı, bu otoriterleşme eğilimleri herkesi çok bezdirmiş durumda. Ekonomi ne kadar bezdirdiyse, hani bugün bir kilo etin fiyatı 250 ile 300 arasında değişiyor. Müthiş bir hayat pahalılığı var. İnsanlar mesela bunu Avrupa'da falan görürdük. Böyle dışarı çıkarken yanına bir şişe küçük su almak, dışarıda böyle büyük paralar vermemek gibi şeyi. Herkes damacanalarıyla, damacana demeyelim de neydi o, küçük termoslarıyla falan dolaşır. Bizde mesela bu tür şeyler çok öyle üzerinde durmazdık. Ama şimdi insanlar dışarıdan bir su alırken düşünmek zorunda kalıyor. Evet. Her şey çok pahalı ve bunun yarattığı müthiş bir baskı var. İşsizlik var. Geçim sıkıntısı var. Yani sadece biz burada Kürt coğrafyasında Kürtlerin meseleleri, Kürt sorunu zaten çok yakıcı bir sorun. Buna her konuşmada, her şekilde temas ediliyor. Bütün siyasetçileri rehin alınmış gibi. Aslında seçilme iradesi gasp edilmiş. Yerel yönetimler kayyumlara devredilmiş. Elbette bunlar konuşuluyor ama aynı zamanda Türkiye toplumunun genel sorunları burada da katmerli bir biçimde yaşandığı için konuşmalarda buna odaklanılıyor ve bunun değişmek zorunda olduğunu. İşte o buluşmalara gelen küçük çocukları gördüğümüzde de herhalde en çok buralara odaklanıyoruz. Bir 20 yılı daha böyle bu topluma yaşatamayız, yani yaşayamayız. Kimsenin buna böyle bir niyeti yok. Dolayısıyla değişim arzusu en büyük vurguyu alan konu. 14 Mayıs'ta bir rejim değişikliği, iktidar değişikliği temel vurgulardan birini oluşturuyor. Tabii ki barış ve demokrasi. Bu ülkeye barış ve demokrasi gelmeden ne ekonominin düzelmesi ne bir istikrar kazanılması da mümkün değil. Dolayısıyla o kısa konuşmaların hemen tamamı bunun etrafında
örülüyor diyebilirim. Evet. Yani rejim değişikliği ifadesini kullanmanıza dikkat çekeyim. Evet, bu yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle artık, ilişkili. Evet. Tek yani, adam rejimi. Evet, yani tek hem adam, metafor tek adam rejimi. Hem de düz anlamıyla daha uzun vadede bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi konusu biliyorsunuz. Zaten büyük bir başarısızlık olarak tezahür etti. Yeniden bu güçlendirilmiş parlamenter sistem, yeniden barışın ve demokrasinin koşullarını içerebilecek türde güçlendirilmiş bir parlamenter sistem meselesi konuşuluyor. Ama bu konuşmalarda daha metaforik anlamıyla bu tek adam rejimi anlamında da söyleniyor. Yani diğer konular muhtemelen hep beraber seçim sonrasında konuşulacak ve bu konuda yapılması gereken bütün partilerce gözden geçirilecektir diye düşünüyorum. Evet. Peki, şimdi bir taraftan elbette gündem sürekli değişebiliyor ya da ele alınan başlıklar değişebiliyor ama geçtiğimiz günlerden itibaren konuştuğumuz konulardan birisi Emek Özgürlük İttifakı içerisinde bileşenlerin tercihleri ya da partilerin kendi içlerindeki isim belirlerkenki tercihleri. Genel itibariyle bu konu hala aslında konuşuluyor. Sizin görüşleriniz nelerdir? Yani yeni mesela bir takım isimler var önerilen HDP içerisinde özellikle. Bunlarla ilgili olarak siz ne diyorsunuz? Şimdi tabii ki bu anlamda da aslında zor bir seçim süreciydi. Bu ittifaklar, bir tarafta Millet İttifakı, diğer tarafta Cumhur İttifakı, işte bir Cumhurbaşkanlığının ortak Cumhurbaşkanı adaylığı vesaire. Ben aslında genel olarak HDP'den başlayarak işte Yeşil Sol Parti'ye geldiğimiz evrede bu süreci partimin çok iyi yönettiğini düşünüyorum. Gerçekten çok serin kanlı, çok politik, hiçbir duygusal tepkiyle meseleyi ele almayan bir biçimde bu Emek Özgürlük İttifakı'nı en baştan o tutum belgesinden itibaren bir üçüncü yol olarak önüne koydu. İlkeler üzerinden yürümesi gerektiğini söyledi. İsimlere odaklanmadı. Bu anlamda kendi üzerine düşen her tür fedakarlığı yaptı. İşte bir araya geldiği partiler, TİP, EMP vesaireyle çok güzel bir diyalog kuruldu. Tabii ki seçimin en yaklaştığı dönemde artık işte listeler oluşturulurken burada da tabii ki yine Yeşil Sol Parti üzerinde HDP'den Yeşil Sol Parti'ye geçiş sürecinde bir basınç vardı. Yani bir kere çok sayıda yasaklı isim var. Bütün bunları yerleştirmek vesaire. Dolayısıyla zor bir süreçti. Buna rağmen gerçekten çok düzgün yönetildi. Ama tabii ki tabanda her zaman bu parti kurmaylarının, parti yönetiminin meseleleri ele aldığı gibi ele alınmayabiliyor. İşte tabanda farklı partilerin seçmenlerinin birbiriyle daha görece sertleşebilen şeyleri de olabildi. İşte tipin kendi adaylarıyla çıkma meselesinde olduğu gibi. Ama buna parti büyük bir olgunlukla herkesin kendi potansiyelini görme şansı olduğunu söyledi. Bu konuda da süreci çok iyi yönetti ve götürdü. Ben bunun doğru olduğunu da düşünüyorum. Şu anda bize hiçbir çatlak ne Millet İttifakı'yla ne Emek ve Özgürlük İttifakı'nın kendi içinde böyle çatlaklar gibi bir lüksümüz yok. Sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusu toplumda toplumsal muhalefette diyelim bir kabul gördü. Bu anlamda orada da bir istikrar söz konusu. Emek ve Özgürlük İttifakı da kendi listelerini oluşturdu. Dolayısıyla artık hepimizin bir sorumlulukla birbirimize sahip çıkması gerekiyor. Bir dakikamız yanlış atacak bir adım, buna dönük bir lüksümüz gerçekten yok. İyi gidiyor, iyi gidecek. Herhalde tabandaki kaygı da şu. Diyelim ki bir ilde işte hem Yeşil Sol'un hem tipin adayı var ve ikisine de yetecek kadar oy alınamıyor. Dolayısıyla onlar boşa gitmiş olacak gibi bir kaygı var. Aslında rasyonel de bir kaygı. Bir aday çıkarılabilecekken ikiye bölündüğünde çıkamayabilecek. Ama artık bu kararı verdik, o halde ikisine de yetecek şekilde çalışılacak. Ya da çok güzel, çok demokratik, dün Yeşil Sol Parti böyle bir açıklama da yaptı. Rekabet içinde götürülecek seçimler zaten bu anlamda bir demokratik yarıştır. Ve herkes
muhalefet açısından söylüyorum, çıkarabileceği en yüksek oyu çıkaracak ve bizi de düze çıkaracak mı diye umuyorum. Böyle doğru. bakmak istiyorum. Böyle de böyle düşünüyorum gerçekten samimiyetle. Evet. Yani bir politik cevap değil bu. Evet. Peki, iktidarın kullandığı dili nasıl buluyorsunuz bugünlerde? Şöyle, nasıl yani, buluyorsunuz derken, yani hani güzel güzel dil falan, neye işaret ediyor sizce? Ya açıkçası büyük bir dağınıklık görüyorum orada. Tabii ki son birkaç gündür artık onlarla çok işimiz olmuyor. Bize tabii ki özetler hazırlanıyor basından. Çok partinin bu anlamda çok da güzel seçim çalışması var. Temel meseleleri takip edebiliyoruz ama biz çok kendi işimize yoğunlaşmış durumdayız ve AKP'nin artık söyleyecek hiç yeni bir şey yok. O mütemadiyen ortamı terörize eden, kutuplaştıran dil artık çıkabilecekleri bir dil değil zaten. Oradan devam ediyorlar. Bir vaatleri yok. Sık sık aslında yakın tarihte muhalefetin vaatleri, onların vaatleri olmaya dönüşüyor. Kendilerine ait söyleyebilecekleri bir şey yok. Çok enteresan bir biçimde sanki 20 yıldır iktidar değillermiş gibi dikkatimi çeken, tabii ki son günlerde, dün özellikle çok böyle bir şey vardı ama şimdi hatırlayamayacağım. Erdoğan'ın bir sözünden bunu düşünmüştük hep birlikte, sosyal medyada da gördüm. Sanki 20 yıldır iktidar değilmiş gibi sıfırdan bir vaatte bulunur gibi, işte demokrasi, ekonomi, istikrar gibi vaatleri var. Oysa ki bu 20 yıl iktidarda olan bir partinin söyleyeceği her şey bunun üzerine inşa edilir. Böyle sıfırdan vaatlerin bir inandırıcılığı yok. Çok uzun zamanları oldu. Çok geniş bir zamanları vardı. O güveni topluma vermedikleri gibi toplumu mütemadiyen birbirine düşman ederek. O kadar vahim bir şeydi ki bu gerçekten. Bazen diyorum ki herhalde yine de bu toplumda, Türkiye'de, Türkiye halklarında çok güçlü bir başka bir damar var. Böyle bir biçimde bu kadar kutuplaştırma siyasetinin karşısında siyaset içinde sertleşse de, sosyal medyada çok kırıcı haller alsa da bu düzlemde kalarak bunu aşmaya çalışan bir irade var. Bu çok kıymetli bir şey. Bu iktidarın artık söyleyecek hiçbir şey yok. Hiçbir yeni hiçbir şey de söyleyemiyor. Yaptığı buluşmalarda görüyorsunuz, işte bizim buradaki başlangıç yaptığımız gün Erdoğan Diyarbakır'a gelmişti. Bazı görüntülerde depremzedelerin otobüslerle taşındığını vesaire gördük. Ben genel olarak da böyle olduğunu düşünüyorum. Bir heyecan yaratmanın çok uzağındalar, inandırıcı değiller ve isteseler bile artık şu son bir ay içinde o eski dilden çıkıp daha pozitif, daha birleştirici bir şey yaratma şansları kalmadı diye düşünüyorum. Evet, peki. Şimdi yine size dönelim. Yani yereldeki çalışmalarınız devam ediyor. Evet. Ve neler söyleyeceksiniz? Yani 12'de 12 diyorsunuz. Gerçekten var mı öyle bir şey? Ben tamam, şimdi bir şey ama yani sahaya bakacak olursak bunu şey yapıyor musunuz? Hedefliyor musunuz yoksa gözlüyor musunuz? Şimdi sahada tabii ki biz Yeşil Sol Parti seçmeniyle buluşuyoruz. Ve gerçekten umutlu, inançlı, kararlı bir seçmen var Diyarbakır'da. Dolayısıyla bu istek çok dile getiriliyor. Bu hepimizin isteği. Yani çıkardığımız zaman, bugüne kadar 10 çıkardıysa, 11 çıkardıysa 12 neden çıkarmasın gibi bir duygu da var. Ama bunu böyle bir, tabii ki bir fact gibi söylemiyorum. Bu bir arzu, bir istek ve bir çabanın ifadesi. Sonuçta ne kadar çıkarılabilirse o kadar iyi. Ona dönük bir heyecan olduğunu görüyorum. Evet. Peki buradan Diyarbakırlılara, seçmene, genel itibariyle Türkiye'de seçmene neler söyleyeceksiniz? Ya söyleyeceğimiz çok 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 önemli bir şey var. Sahiden bu seçim Cumhurbaşkanlığı seçimi anlamında ilk turda da alınabilecek bir seçim. Her oyun çok büyük önemi var. Hiç kimsenin ben işte oyumu başka şehirde kullanacağım, gitmeyeyim ya da işte ya ben kullanmasam da olur dememesini isterdim gerçekten. Kararsız seçmene bir kararlılığa geçmesi gerektiğini söylemek isterdim. Çünkü bu kararsız oylar aslında sonuca etki eden oylar. Bunu bilmeleri gerekiyor ve gerçekten biz bir 20 yıl daha bu şekilde yaşayamayız. Bütün elimizde olan maddi, manevi, doğal
her tür kaynaklarımız bir talan altında. İşte insan kaynağımızı görüyorsunuz. Bu hukuksuzluklarla, işinden edilmiş insanlarla, yurt dışına gitmek zorunda kalmışlarla her şeyimizi kaybediyoruz. Yani gerçek bir talanla karşı karşıya olduk. Bilhassa son 10 yılda bu artık tahammül edilemez bir şekilde tezahür etti. Buna son vermek gerekiyor. Geleceğimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bir 20 yıl daha bu şekilde devam etmenin telafi edilebilir bir yanı yok. Dolayısıyla o her oy önemli ve böyle bir fanteziyle yola çıkmış. Özellikle Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda isim falan çok vermek istemiyorum. Öyle bir şanslarının olmadığını kendilerinin de bildiğini bildiğimiz adaylar var. Buraya giden oylar tabii ki herkesin kendisi için oy isteme hakkı da var. Ama bizim de muhalefet olarak bu oyların anlamını söyleme hakkımız var. Bu oylar ne onlara kazandıracak ne başka bir işe yarayacak ama gerçekten toplumsal muhalefete zarar verecek ve onlar da kendilerini muhalefette tanımlıyorlarsa herhalde bu söylediğimize kimsenin bir itirazı olmayacaktır. Bizim seçmene söyleyeceğimiz oyuna sahip çık. Deneme yapma şansımızın olmadığı bir seçimdeyiz. Bir de bakalım ikinci tura kalsın da falan diyeceğimiz bir dönem değil. Kaldığı zaman da elimizden geleni yaparız ama kalmaması en iyisi. Yani söylemek evet. İstediğim bu anlamda budur. Yeşil Sol Parti Diyarbakırlı Milletvekili adayı Sevilay Çelenk. Çok çok teşekkürler bilgi ve değerlendirmeler için. Size kolaylıklar diliyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Hepimize bol şans. Evet, şimdi sevgili izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili ve adayı aynı zamanda Süleyman Bülbül bizlerle birlikte. Kendisine günaydın diyelim. Günaydın Süleyman Bey. Günaydın. Nasılsınız? Vallahi çok iyi. Sahadayız. Ne güzel. Çok iyi. Sahadan gelen veriler çok iyi. Millet değişim istiyor. Evet. Bizim yörük değişiyle yetti gayret diyor. Yetti gari. Değişim diyor. Yani bunlar gitsinler artık diyorlar. 20 yıl, 21 yıl yeter diyorlar. Özellikle evet. Gençler. Evet. Yeni oy kullanacak gençlerle. İki gün önce Aydın Sanayisi'ne girdim. Aydın Sanayisi'nde yeni oy kullanacak 15'e yakın genci tespit ettik. Ve 15'i de bizim geleceğimizi çaldılar. Artık biz yetti gari, biz değişim istiyoruz diyorlar. Hı-hı. İş evet. istiyorlar, aş istiyorlar, gelecek kaygısını ortaya koyuyorlar. Gençler bu seçimi değiştirecek yani. Bu seçimi değiştirecek olan gençler ve kadınlar. Evet. Bunu gördük. Peki, şimdi son günlerde, daha doğrusu aslında uzun zamandır, iktidar büyük başarı hikayeleri anlatarak yoluna devam ediyor. Bir taraftan da seçim propagandası olarak da bu başarı hikayelerini anlatıyor. Ve muhalefetin üzerinde durulmaması gereken şeyler ile ilgilendiğini iddia ediyor. Mesela soğanın fiyatı gibi ya da halkın işte geçim zorluğu vesaire. Aslında bunların çok büyük bir kesim için geçerli olmadığını iddia ediyor iktidar tarafı ve büyük projelerle Türkiye'nin uçtuğunu da söylüyor. Yani bunun propagandasını yapıyorlar. Ne diyeceksiniz? Sizin gözlemleriniz nedir tam olarak sahada? Şimdi sorun şu. Yaşayan biliyor. Bir söz var, yaşayan biliyor. Evet. Depremde 11 ilde AFAD'ın, Kızılay'ın 3 gün arama kurtarma çalışmalarına gelmediğini ve bu çerçevede yardımların ulaşmadığını yaşayan, deprem altında kalan AK Partili, MHP'li, CHP'li, İYİ Partili, başka partililer biliyor. Yani vatandaş biliyor, yaşayan biliyor. Şimdi sokağa çıktığı zaman, çarşıya çıktığı zaman, bir kahveye gittiği zaman bir tek çayın kaç para olduğunu, simitin kaç para olduğunu, domatesin kaç para olduğunu, kızının evde, oğlunun evde üniversite bitirip işsiz olduğunu ve tencerenin kaynamadığını biliyor vatandaş. Yani vatandaş bildiği gibi veriler de ortada. Bakın veriler. OECD tarafından açıklanan veriler var OECD tarafından. Ya biz diyoruz ki siz çağ atlattık diyorsunuz. 20 yılda getirdiğiniz nokta ekonomiden eğitime, eğitimden sağlığa, sağlıktan adalete kadar Türkiye'nin artık bitmiş resmini ortaya biz koyuyoruz. Siz daha anlamıyorsunuz. Vatandaş bunu yaşıyor. Bakın İslam olarak oranından bahsedeceğim size.
OECD tarafından 2022 yılı son çeyreğinde açıklanan, geçen hafta açıklanan rapora göre Türkiye'de istihdam oranı OECD ülkelerinin sonuncusu. Yani siz 2006'dan bugüne kadar %6.2 istihdamı arttırmışsınız. Kadındaki istihdam oranı ise Türkiye'nin %53 olan istihdam oranının altında %35 düzeyinde. Yani OECD ülkelerinde %70 istihdam oranı var. Bizde ise %53 istihdam oranı var. Yani işsizlik oranı. Her evde bir işsiz var. Her evde bir işsiz olduğu gerçek. Yani soğanın 20 lira olan soğanı eşlerimiz bizden alıyoruz çarşıda. Yemek yapacağız. 20 lira olan soğandan nasıl bir yemek yapacaksın? Böyle şey olabilir mi? 200 lira. 200 lira ne zaman çıktı en büyük paramız? 2009'da çıktı. 2009'da 200 lira 114 dolara karşılık ediyordu. 114 dolar 200 liraydı 2009'da. Şimdi ise en yüksek paramız 200 lirayla biz 9 dolar alabiliyoruz. Nereye gitti? 1 kilo eti, 1 kilo kıymayı 200 lirayla alamıyoruz. Et fiyatları 300 lira üstleniyor. Vatandaş biliyor mu? Gidiyor kasaba, et kaç para diye soruyor, görüyor. Gidiyor pazara, soğan kaç para diye soruyor. E soğan olmadan, et olmadan, süt olmadan nasıl yaşanacak? Şimdi bakın, Birleşik Metal İş'in açıkladığı Mart ayı açlık sınırı açıklandı. Bu açlık sınırı da 9.752 lira açlık sınırı. Asgari ücret ne kadar? Asgari ücret ne kadar? Yani böyle şey olabilir mi? Şimdi bir de yoksulluk sınırı var. 33.754 TL. 33.754 TL. Ya vatandaş alay ediyorlar. 4 kişilik bir ailenin kira, fatura, ulaşım, eğitim, sağlık deyip harcamaları için o eve yoksulluk sınırı açısından 33 bin lira para girmesi lazım. Bu memlekette 13 milyon kişi asgari ücretin altında emekli para alıyor. Onu da eksik yatırmışlar. Dul ve yetimlere yatırdıkları para eksik yatırılmış. Geçenlerde sokaklarda gene dün sağdayken vatandaşlar bunu söylüyor. Yani vatandaş biliyor. Yaşadığını biliyor. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar bu algıyı oluşturmayacaklar. Vatandaş adımını attığı zaman simit 7 lira olduğunu biliyor. Vatandaş adımını attığı zaman ekmeğin kalite olduğunu biliyor. Süt inekleri kesiliyor. Bakın Aydın'da hayvancılık bitmiş durumda tüm Türkiye'de olduğu gibi. Süt inekleri kesiliyor. Neden kesiliyor? Yem kaç para? 140 lira olan yem 360 lira olmuş durumda. Yem alamıyor hayvancı. Yani saman alamıyor. Samanı Bulgaristan'dan ithal ediyorsunuz siz. Saman alamıyor. Ne yapıyor? İneğini kesmek zorunda kalıyor. Yani sağ, farklı, bunların anlattıkları farklı. Yaşayan biliyor, vatandaş biliyor. Gençler işsiz, esnaf, istihdam yapamıyor. Çiftçi üretemiyor. Emekli aldığı para asgari ücretin altında. Bu nedenle alım gücü. Dünyada alım gücü, Dünya Bankası açıklaması oldu geçenlerde. Dünyada alım gücü olarak en düşük olan 5 ülkeden biriyiz. En kötü 5 ülke arasındayız. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Parada maaşları arttı ama alım gücü azaldı. Alamıyor, vatandaş alamıyor. Biraz önce anlattım. En büyük paramız 200 lira, 9 dolar çerçevesine kalmış durumda. O nedenle bu iktidarı yalan algılarla değil, bu iktidarı sokak, çarşı, işsizlik ve istihdam olamayan kadınlar alaşağı edecek diyorum ben. Evet. Peki, sizin çalışmalarınız nasıl gidiyor? Yani hem Aydın özelinde sizin yani kişisel olarak çalışmalarınızı soruyorum. Hem de genel olarak parti olarak iki ayrı başlık altında değerlendirirseniz lütfen. Şimdi bizim dilimiz kavga dili değil. Bizim dilimiz barış dili. Biz kavga dilini, nefret dilini bir kenara itiyoruz. Bu seçim çalışmalarımızda tüm Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz yapacaklarımızı anlatıyoruz. Çözümlerimizi anlatıyoruz. Ne yapacağız? Tarım Kanunu 21'e göre, 21. maddeye göre gayri safi milli hasılanın %1'inden aşağıya destekleme primini, aşağıya olmamak üzere destekleme primini çiftçiye vereceğiz diyor. Üretim yaptıracağız diyor. Çiftçiyi ürettiği malı yerinde karıyla alacağız diyor. Çiftçiye ÖTV'siz, KDV'siz mazot vereceğiz diyor. Üretim diyor. Üretmeden tüketim olmayacak diyor. Demokrasi ve özgürlük vaat ediyoruz. Bu demokrasi ve özgürlüğü nasıl vaat ediyoruz? Hukuk devletini kuracağız diyoruz. Kuvvetler ayrılığını oluşturacağız. Artık yasama, yargı tek adama bağlı olmayacak. İnsanlar anayasal hak ve özgürlüklerini kullanabilecek. Fikir özgürlüğünü ortaya koyabilecek. Düşünce özgürlüğünü ortaya koyabilecek. Dördüncü kuvvet olan basın özgür olacak diyoruz. Hiç kimse görüşlerinden dolayı, muhalif olduğundan dolayı ceza yolu gösterilmeyecek.
özgürce düşünecek, özgürce açıklayacak, özgürce yaşayacak diyoruz. Bunun tek çaresi bu sistemin değişmesi gerektiğini söylüyoruz. Hukuk devletini inşa edeceğiz diyor. Demokrasi özgürlükler gelecek diyoruz. Bunun dışında ekonomi çözeceğiz diyoruz. Vatandaşın cebine girecek para üreterek verilecek para. Emeğinin karşılığını alacak diyoruz. Yolsuzluk musluklarını keseceğiz diyoruz. Türkiye'nin dünyadaki araştırmada yolsuzlukla adının geçmemesini sağlayacak diyoruz. Uyuşturucu tüccarlarının uyuşturucu suçlarının yargılayacağız diyoruz. Ve şunu söylüyoruz. Vatandaş rahat bir nefes alacak. Rahat bir nefes alacak. Çözümlerimizle geliyoruz. Yani çözümlerimizi anlatıyoruz. Sanırım vatandaş yaşıyor. Vatandaşa şu, bu diye anlatmamıza gerek yok ki. Yaşıyor vatandaş. Parti olarak bunu yaparken, çözümlerimizi ortaya koyarken esnafa, çiftçiye, öğrenciye, çiftçiye, emekliye, bununla birlikte seçim güvenliği açısından da gerekli çalışmalarımız son derece güçlü bir şekilde gidiyor. Bu çerçevede biz seçim günü seçim sonuçlarını 3 kaynaktan arayacağız. Birinci kaynak mobil, ikinci kaynak ve üçüncü kaynak da YSK. Mobil ve web'ten gelen sandık sonuçları ve YSK'dan gelen sonuçlarla karşılaştırılacak. 3 dakikada bir aktarılan sandık sonuçları da yaşanılan bir tutarsızlık anında sistemlerimiz tarafından tespit edilecek ve avukatlarımız ve sorumlu kardeşlerimiz tarafından ve yöneticilerimiz tarafından örtüşmeyen sonuçlar itiraz yoluna gidilecek. Islak imzalı belgeyi mutlaka alacağız. Bu konuda sandık eğitimlerimiz bitti. Bütün sandıklara sandık görevlerimizi yerleştirdik. Bu çerçevede sadece İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifak olarak sandık görevleri yerleştirmesi durumu var biliyorsunuz. Tek listede giriyor diğer parti ve daha önceki seçimlerde girmedikleri için. Bu çerçevede ise ıslak imzalı belgelerin korunması çok önemli bizim için. O çerçevede teknik bir altyapı hazırlıyoruz. Barolardan ve STK'lardan bu konuda işbirliğimiz devam ediyor. Bir de ilçe seçim kurumu, il seçim kurulu ve yüksek seçim kurulunda bizim temsilcilerimiz var. Bu gelen tutanakların, ıslak belgeli imza tutanaklarının birleştirilmesi çok önemli. Birleştirmede artık hakimin yanında duracak. Karşısında oturmayacak. Birleştiren hakimin önündeki ekranı biz de göreceğiz. Artık sandık, yani giren oy aynı şekilde çıkmasını sağlayacağız. Bu çerçevede çok iyi bir çalışma yaptık. Yaklaşık 195 bin açıklanan verilere göre 195 bin sandık var. Bu sandıkları 200 bin heyetin görevli gönderiyoruz. Bu çerçevede sandık güvenliği sağlayacağız. Yani bunları sağlamak zorundayız. Vatandaş diyor ki 21 yılda yapamadıklarını 5 yılda mı yapacaklar diyor vatandaş soruyor. Bunu vatandaş soruyor. Biz bu değişime kesinlikle lokomotif olmalıyız. Bu değişimi sağlamalıyız. Yani son 4 yılda 350 bin yurt dışına giden, beyin göçü yapan gençlerimizin artık yurt dışına gitmelerini önlemeliyiz. Bunun için özgür bir Türkiye, bunun için demokratik bir Türkiye, bunun için anayasal hak ve özgürlüklerin kullanılabilen bir Türkiye yaratmak zorundayız. Eğitimden ekonomiye, vatandaşı refah sağlamak zorundayız. Bu çerçevede Millet İttifakı olarak ne yaptık? Bir, demokratik parlamenter sistem mutabakat metniyle yayınladık. İki, 85 maddeden oluşan anayasa değişiklik düzenini hazırladık. 85 maddeyi ilişkin. Ne yaptık? Bir de mutabakat 2400 maddeden oluşan mutabakat metni hazırladık. Çevreden adalete, adaletten sağlığa, sağlıktan eğitime birçok konuda biz projeleri ortaya koyduk. Ve bakıyorum Türkiye'nin ikinci yüzyılı. Evet, Türkiye'nin yüzyılı diyorlar. Biz Türkiye'nin ikinci yüzyılı diyoruz. Türkiye'nin yüzyılında Cumhur İttifakı'nın kafamıza işleyen bir tek projesi var mı? Bir tek projesi aklımızda. Ne yapacaklar? Yani iktidara geldikleri zaman 20 yılda niye yapamadılar da şimdi neyi yapacaklar? Sorunları yaratan onlar, sorunları biz onlar yarattığı halde sorunun sorumluları sorumluluklarını ortaya koymuyorlar. Yani biz çözeceğiz. Biz de iştireceğiz ve Türkiye rahat bir iktidarla geçeceğiz. Evet. Peki son soru sizin yani tam olarak yaptığınız çalışmalarla ilgili ve yine Aydın halkına neleri vaat ettiklerinizle ilgili olsun. Kişisel olarak siz nasıl bir çerçeve çizdiniz kendinize?
Biz sabahtan akşam 12'ye kadar, yani bazen de uzuyor, vatandaşa ulaşmaya çalışıyoruz. Evet. Vatandaşa birebir ulaşmaya çalışıyoruz. Biz Aydın'da birinci partiyiz. Geçen seçimlerde artık oylar yüzünden, MHP'nin %8'lik artık oylu barajı açmaması yüzünden AKP 4 milletvekili çıkardı. Biz 3 milletvekilinde kaldık. Birinci parti olduğumuz halde. Şimdi seçim sistemi değişti. Seçim sistemi değiştikten sonra yine biz birinci parti. Tüm anketlerde Aydın'da biz 5'i zorluyoruz şu an. Evet. Geçen hafta sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi 5 milletvekilini zorluyor. Ve AKP ise %100, yani %100 düşmüş durumda. Ya AKP'li milletvekiller zaten sokağa çıkamıyor Aydın'da. Sokağa çıkamıyor. Daha 2 gün önce Nazilli'de AKP milletvekili adıyla vatandaş diyor ki etin kaç para olduğunu sen biliyor musun? Sayın vekili, etin kaç para olduğunu biliyor musun? Ya geçen gün Germençte bir kadın bana diyor ki artık yeter diyor. Ayakkabı alamıyorum diyor. Et alamıyorum diyor. Küt alamıyorum diyor. Çocuklarımı sevindiremiyorum diyor. Artık yeter diyor. Yani Aydın'daki seçmen Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yapacak ve Cumhuriyet Halk Partisi 5 milletvekili Aydın, 8 milletvekilinin 5'ini Aydın'da alacak. Yani bu çalışmalarımız vatandaşın nezdinde, köy çalışmalarımız ayrı, kent çalışmalarımız ayrı, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu çerçevede vatandaşı dokunuyoruz. Yani vatandaşı dokunmadan çok rahatız, çok rahat çalışıyoruz. Aydın'da bizim Büyükşehir Belediye'miz var. Özden Çerçoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanımız. Bu Büyükşehir Belediye Başkanlığı, yani o kadar iyi çalışmalar içinde olmuş ki vatandaş Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmaları nedeniyle çok mutlu. Biz de diyoruz ki yerel yönetimde Büyükşehir Belediyesi Özlem Çerçioğlu başarılı çalışmalara imza attı. Biz de genel iktidar alacağız. Genel iktidarla size hizmet getireceğiz. Büyükşehir Belediyesi'nin yerel iktidarda yaptıklarını biz de genel iktidarda yapacağız diyoruz. Yani CHP'li belediyelerden vatandaş Aydın'da memnun. Bizim çalışmalarımızdan da memnun. Yani sokağa çıktığımız zaman yani rahat geliyor. Çok rahat çalışıyor. Evet. Anladığım kadarıyla bu şeyde, bu dönemde zaten aslında Aydın'ın hani bir potansiyelinden bahsediyorsunuz. Fakat daha önceki seçim sistemi nedeniyle ideal sayıya ulaşılmadığını ifade ediyorsunuz. Evet. Bu sefer parti oldu. Evet, bu sefer daha iddialısınız ve böyle bir tespitiniz var. Yani şöyle, geçen seçim sisteminde, devon sistemi artık oylarla ilgili seçim sisteminde biz İç Anadolu bölgesinde 20'ye yakın milletvekili çıkardık. Hı hı. Adıyaman'dan artık oylarla Kastamonu'ya kadar, Osmaniye'ye kadar. Hı. Bir tek devon sisteminin aksini işlediği yer Aydın oldu. Aydın'da birinci parti olduğumuz halde biz 3 milletvekili çıkarmak durumunda kaldık. Hı. Şimdi onlar seçim sistemi, ben Adalet Komisyonu üyesiyim, seçim sistemini değiştirmek için komisyona seçim kanunu taslağı gönderdiler. Benim ki neden gönderdiniz? Biz sizin artık oylarla 20 tane milletvekili çıkardınız, onu çıkarmanızı engellemek istiyoruz dediler. Siz birleşemezsiniz, tek liste giremezsiniz. Biz gireriz Cumhur İttifakı olarak ve milletvekillerini biz çıkaracağız daha fazla dediler. Sonra bir baktık ki onlar birleşemedi. Onlar ayrı ayrı giriyorlar. Genel ittifakta aynı ama tek tek giriyorlar. MHP ayrı giriyor, Yeniden Refah Partisi ayrı giriyor, Büyük Birlik Partisi ayrı giriyor. Ama biz 5 parti olarak tek listede giriyoruz. Bu bizim için büyük bir avantaj. Yani onlar kendi açılarından yani yapmak istediklerini yapamadılar, biz yaptık. Ne diyoruz biz? Birleşe birleşe kazanacağız ve bu sistem bizim lehimize işleyen bir sistem oldu. Yani istediklerini yapamadılar ve en fazla milletvekilini biz Millet İttifakı olarak meclise getireceğiz ve anayasal değişiklikleri de mutlaka yapacağız. Evet. CHP Aydın Milletvekili ve gelecek dönem içinde aday Sayın Süleyman Bülbül, çok çok teşekkürler bilgi ve değerlendirmeler için. Kolaylıklar diliyorum. Evet. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ, kolay gelsin. Evet sevgili izleyiciler, şimdi yaklaşık bir 5-6 dakikamız var. İsterseniz şöyle, aslında girmediğimiz bir haber var. Bu Paskalya haberini girelim mi arkadaşlar? Mardin ve Hatay'da Paskalya bayramı kutlandı. Mardin'de tarihi Kırklar Kilisesi ile Mor Şarber Kilisesi'nde Paskalya ayini düzenlendi. Ayinlerde Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler okundu. Mardin'deki tarihi Kırklar'la Mor Şarber Kilisesi'nde Paskalya ayini düzenlendi.
Mardin kent merkeziyle Midyat ilçesinde Hazreti İsa'nın dirilişini simgeleyen Paskalya Bayramı için ayin yapıldı. Tarihi Kırklar Kilisesi ile Mor Şarbel Kilisesi'ndeki ayini Başpapaz Gabriel Akyüz ile Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen yönetti. Ayinde Kürtçe, Arapça, Süryanice, İbranice ilahiler okundu. Özmen ile Akyüz Kürtçe, Arapça ve Süryanice konuşma yaptı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mahmut Demirtaş da kiliseyi ziyaret edip Paskalya Bayramı'nı kutladı. Midyat'taki Mor Şarbel Kilisesi'nde de Paskalya ayini vardı. Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı, Metropoliti Timotos Samuel Ataş'ın yönettiği ayine, Mardin'in yanı sıra Avrupa'dan da çok sayıda Süryani katıldı. Kadınların zılgıtlar eşliğinde mum yaktığı ayinde çocuklar ilahiler okudu. Ayine katılanlardan Gebro Tekgöz Paskalya Bayramı'na dair konuştu. Güzel bir bayram geçiriyoruz bugün. Bayramımız dünyaya, bütün Hristiyan alemine barış ve sağlık getirmesini diliyorum. Ülkemizi de doğal afetlerden korunmasını diliyoruz, dua ediyoruz. Vallahi bugün bayramda ayin yapıldı. Yani iyi geçti. Herkes birbirini kutluyor, herkes dargın olanlar barışıyor. Efendime söyleyeyim, yakınlar, komşular, akrabalar sevinç içerisindeler. Maraş merkezli depremlerin büyük yıkıma ve çok sayıda can kaybına neden olduğu Hatay'da Hristiyan yurttaşlar Paskalya'yı buruk bir şekilde kutluyor. Burada ayin depremde yıkılan Antakya Kilisesi'nin önünde yapıldı. Ayini Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil yönetti. Ayinde İncil'den bölümler okunup dua edildi. Dilek tutulup mumlar yakıldı. Ve şimdi nereye gelelim? Tabii birçok gazeteyi sizlere Ali Topuz buradayken birlikte yani bize konuştu, anlattı başlıklarını ve görmediğimiz bir iki gazete vardı sadece. Onlara bir bakalım isterseniz. Birincisi mesela şöyle bir şey var. Sözcü'ye bakalım mı arkadaşlar? Bugün Sözcü'de ne var? Sözcü neredesin? Sözcü. Sözcü. Sözcü çık ortaya. Lan. Vay arkadaş ya. Neyse bari arkaya verin Sözcü'yü. Ha buldum. buldum. Şöyle bir şey var. Sözcü'de. İki başlık var aslında. Bir, Meral Akşener'in söyledikleri. Diyor ki küfür bana ediliyor. Kurşun bize atılıyor ama kereste gibi adamlar mağdur gibi geziyor. Kereste gibi adamlar demiş ya. İYİ Parti lideri Akşener seçim beyannamesini açıklarken AKP'lilere sert çıktı. Şimdi Meral Akşener AKP'liler demiyor ki. Sözcü burada niye AKP'liler dedi. Çünkü evet Meral Akşener öyle diyor aslında. Peki bu arada şeyleri de kastediyor. Yani eski partiyi de kastediyor. Onu da belirtmemiz lazım. Diğer taraftan bir başka başlık şu. Bunlar nasıl kafa diye. Yasin Aktay ne demiş? 30 lirayı geçen soğan için tepki gösteren halka kaprisli demiş Yasin Aktay. Hazreti Musa kavminin de Firavun'dan kurtulduktan sonra kapris yaptığını, gökten kudret helvası ve bıldırcın yağarken yok mu başka bir şey? Hani soğan, hani sarımsak diye şikayet ettiğini yazdı. Yani Yasin Aktay'a bir şey demeyeceğim. Üstüne sadece böyle bir çarpı atıyorum. Şimdi ikinci bir çarpı atılacak birisi var burada bakın. Allah'ın huzuruna götüreceğiniz en büyük amel CHP düşmanlığıdır diye bir ifadesi var birinin. Düşünebiliyor musunuz?
Bu kim? İhsan Şen Ocak diye birisi. İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi, Araştırmalar Merkezi'nin kurucusuymuş. Yani belli ki ilimle ve fikirle alakası yok bu merkezin. Başka şeylerle uğraşıyor bunlar. Ve bunlar biliyorsunuz her şeyi bu tür isimler altında gizliyorlar ya. Yani bu sadece kendi asıl faaliyetlerini, düşüncelerini, niyetlerini gizleme şeyi. İsimleri bunlar, isimlendirmeleri, çatıları, bunların altında başka neler yapıyorlar. Ve burada diyor ki bir Müslümanın Allahu Teala'nın huzuruna götüreceği en büyük ameli CHP'ye düşmanlıktır dediği belirtildi diye bir ifade var. Tamam, buna da bir çarpı atıyoruz. Ve son çarpı kime? AKP'nin Hatay milletvekili adayları tanıtım töreninde konuşan emekli din dersi öğretmeni Ergüder Aksoy diye birisi. Kin dolu, nefret dolu bir adam. Ve ben bu depreme felaket demiyorum, rahmet diyorum. Bu deprem 11 vilayetin şahsında 85 milyona kırbaçtır Allah'tan diyor demiş. Ama dediğim gibi bununla sınırlı değil. Bütün gazeteciler uyuyor. Bununla sınırlı değil. Mezhepçilik yapıyor, ayrımcılık yapıyor, düşmanlık yapıyor, nefret kusuyor. Nereye? Hatay halkına ve Hatay halkının belli bir kesimine ve kendilerinden olmayan bütün kesimlerine, yani Hristiyanına, Alevisine vesaire. Bu adama çok dikkatli bakmak lazım, çok dikkatli takip etmek lazım. Bu söylemi çok dikkatli takip etmek lazım ve üzerine gitmek gerekiyor. Buna tepki göstermek gerekiyor. Buna da bir çarpı koyuyoruz ve bu üç çarpıyla ne yapmış oluyoruz? Programın da sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili izleyiciler. Biraz sonra Pelin Cengiz sizlerle birlikte olacak. Ben bu 200 lira ya kağıt yetmiyor meselesini anlamadım. Bakalım o bize anlatacak mı? Niye bu kadar arttı bu 200 liralar? Onu bir öğrenmek istiyorum ben, arkadaki sırrı. Ve gün içerisinde tabii gelişmeleri Artı TV'den almaya devam edeceksiniz. Mutlu bir gün, mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın.